Murat Şahin'e ve yönetimine kuvvetli bir alkış istirham ediyorum efendim. Ben İstanbul Ordular Derneği Genel Merkezi Başkanım Sayın Murat Şahin Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Hanımefendiler, beyefendiler, sayın üyelerimiz, hepinize hoş geldin diyorum. Afiyet olsun. Arkadaşlar, biz tabii yöresel olarak kış ayları geldiğinde önceki ayda pancar çorbası, yöresel pancar çorbası verdik. Bu akşamsa hamsi pilavı ve çorba verdik. Önümüzdeki ay keşkek olacak. Şimdiden duyurayım. Çünkü biz İstanbul Ordular Derneği olarak biz bu yöresel kültürel etkinlikleri her sene yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah bizden sonraki arkadaşlarımız da bunu devam ettirir. Elden ele daha iyi gençlerimize bu işe başlarız. Ve derneğimizin ve hemşerilerimizin bu kültürü hiç kaybetmemesi adına sürekli bu devam eder. İstanbul'da gurbet yerde de olsa kendi yöremizi yaşamış olur da hep beraber bir yerde edelim. Birlikte oluruz. Aslında şimdi üstadımız da demiş, ne kahve ister, ne kahvehane, gönül ister, dostluğuna hapsi. Onun için bizim gayemiz bir araya gelmek ve birlikte olmak, selamlaşmak. Bunun için bu akşam bizleri yalnız bırakmadığınız için, buraya geldiğiniz için hepinizin ayağınıza sağlık. Hepinize teşekkür ediyorum. Yine afiyet olsun. Arkadaşlar, şuna değinmeden geçemeyeceğim. Ben yaklaşık 5 seneden beri İstanbul Ordular Derneği Genel Başkanlığı yapıyorum. Mart ayında da kongremiz var. Yönetim kurulunda sürekli üyelerimiz arasında söylüyorum. Eğer İstanbul Ordular Derneği'ne gelip üye olmak isteyen, yönetime girmek isteyen, başkan olmak isteyen kim varsa bütün ordulara kapımız açık. Çünkü biz genel İstanbul Ordular Derneği'yiz. Hiçbir ilçe ayırt etmeden İstanbul Ordular Derneği'ne gelebilir, yönetime girebilir, gerekirse başkan da olabilir. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Onun için şimdiden herkesi davet ediyorum. Mart ayındaki kongremizde bütün orduları burada görmek istiyorum. Çünkü bu dernek sadece İstanbul Ordular Derneği'nin üyesi yönetimini değil, bütün orduları. Onun için bu derneğe 31 yıllık bir çınara herkesin sahip çıkmasını istiyorum. Teşekkür ediyorum. Tekrar afiyet olsun. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Evet Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Söylediği dörtlük her ne kadar kafiye tutmasa da hamsi tuttu yani. O noktada güzel oldu. Evet aramızda Ataşehir Ordular Dernek Başkanı, aynı zamanda Ataşehir Belediye Başkan Danışmanı Sayın Ertuğrul Köleoğlu, yine Eyüp Ordular Dernek Başkanı Sayın Şenol Gündüz, Bayrampaşa Ordular Dernek Başkanı Sayın Mustafa Tunç, Gazi Osman Paşa Dernek Başkanımız da burada galiba. Onlar da burada. Kırlı Dernek Başkanımız, Medresöne Dernek Başkanımız, onlar da aramızda da. Perşembeler Dernek Başkanımız da aramızda var. İçerideler onlar da. Ve TV52 Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsa Akçay. Medresöne yarlı.
Hepsi burada, o zaman biz bizeyiz. Yavru da buradaymış. Yavru'yu ben en sona söyleyecektim aslında. Şimdi efendim. Söyledim. Onu ilk başta söyledim. Gürgen Tepe'ler var. Ahmet abi en kenara durmuş. Ahmet abi, Gürgen Tepe Dernekler Federasyonu Başkanı. Ahmet abi alışacağız. Gürgen Tepe Federasyonu'na alışacağız Ahmet abi. Evet, şimdi efendim, Gürgen Tepe bir önceki mütevazi kişiliğiyle ben ona da bir mikrofon tevdi etmek istiyorum. Müsaade ederseniz efendim, buyurun başkanım. Mehmet kardeşimize teşekkür ediyorum. Zaten orada da tüm ilçelerin aşağı yukarı saygısıyım. Herkes burada. Öncelikle dernek başkanımıza, yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir organizasyonda bizleri bir araya getirdiler. Basit değil. Dernekçilik, dernek başkanlığı yapmak, yönetimde bulunmak, bu organizasyonları yapmak. Çünkü karşılığı beklemek için maddi manevi tüm imkanını, zamanını, parasını harcayarak bu işleri hazırlıyorlar. Özellikle size teşekkür ediyorum bu konuda. Doktor olabiliriz, iş adamı olabiliriz, sanayici, her şey olabiliriz. Ama geleceği unutursak bu kültürümüz emin olun ileriye taşıyamayız. Geleceği göremeyiz. Onun için elimizden geldiği kadar derneklere, dernek başkanına, dernek yönetimine, federasyonlara yardımcı olalım, yardımcı olmaya çalışalım. Hele gençliğimizi, bizler yine geliyoruz, gençlerimizi burada buluşturalım. Dernek başkanlarımız bizlerle ilgili değil, gençlerimizle ilgili de böyle bir organizasyon yapabilir. Çocuklarımızı göndeririz. Hem kendileri kaynasınlar, tanışsınlar. Onun için diyorum ki derneklerimize sahip çıkalım diyorum. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İsa Ordu TV'mizin ve tarihtar insanımız burada. Yine sizler de hoş geldiniz. Biz burada ev sahibi sayılırız. İstanbul'dayız artık. Onun için hepinize teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyorum. Evet, Sayın Başkanım'a teşekkür ediyoruz. Efendim, çaylar gelecek birazdan. O yüzden muhabbet sohbet ederken ben de şöyle gözüme kestirdiklerime mikrofon uzatmak istiyorum. Ne derseniz, yine uzun yıllar hep eğitim camiasında bizlere emek vermiş. Türkiye'nin çeşitli noktalarında başarılı öğrenciler yetiştirmiş. Ve bugün de içinde bulunduğumuz Eyüp Sultan'ın belediye başkanının değerli babası Sayın Fehmi Köken hocama ben mikrofonu uzatmak istiyorum. Kabul ederlerse buyursunlar hocam. Şunu görüyorum. Biz yıllardır dernek sevdasıyla yorulmuş kişileriz. Bunu da görüyorum ki ordular kabullenmiş artık. Bu kadar eleman varken ki bu diğer yerlerde daha çok vardır. Tamam. Hepiniz hoş geldiniz. Murat arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Yıllardır tanıyorum. 10 seneden daha fazla. Esenler'den de geliyoruz. Ben ancak şunu tavsiye edebilirim. Kimliklerimiz unutuldu. Hangi kimlikler? Arkadaşlar bunu anlar. Biz bu kadar kişi var ki her dernekten ben şöyle bir şey bekliyorum. Dernekler bir komisyon oluşturuyor ortak. Orada veya dahil bir program yapılmalı. Daha ne yapabiliriz? Biz hep erkeklere yönelik bir çalışmalar görüyoruz. Bugün bazı şeyler değişti. Bayanlarımız, hanımlarımız da böyle bile gelip burada eğlenmeyi, burada bilimleriyle dayanışmayı, iletişmeyi sağlayabilmeli. Bizim kültürümüz ne yapıyor? O zaman arkadaşlar bahsettiler. Burası bir devlet gibi İstanbul. Burada kendimizi kaybediyor. Biz şimdi 20 sene sonra acaba şu kadro burada olacak diye hayal edin. Gençler de bu yeri doldurabilecek. Buna bakabilecek. Bunlara bir şey verdik. Şimdiki gençler teknik ilerledi. Ne üzerinde çalışıyor daha çok? Biliyorsunuz neler üzerinde çalışıldığını. Ama bunlara mecbur da tutamayız. Ama bunun bir çaresi vardır. Hep düşünmenizi tavsiye ediyorum. Bir program geliştirip bir de komisyon oluşturup
acaba nedir? Bu düşünmeye davet ediyorum. Bu böyle boş olmasın. Yoruluyorsun. Bak kim nerelerden geldi, neler yaptınız. Dernekler kendi çapında çok güzel şeyler yapıyor. Bu eskiden yoktu. Ben dernek kuralım arkadaşlar derken, bana dolduk diyordu arkadaşımız derken, hocam bizim kalalım ama bunun arkasında ne var diyordu. Hani bir dernek kuralım ama ne var? Hiçbir şey yok. Sakın böyle bir şey de ümit etmeyin. Bu gönüllülük işi. Gönüllülük işi, gönüllülük dışına çıkamıyor. Herkes bir şey üretecek. Buraya bir katkı, buraya, buraya. Nerede dernekler varsa bunların daha hızlanması, daha zenginleşmesi için neler yapacağını düşünmeye tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Evet, Teknik Özen Hocamıza teşekkür ediyoruz efendim. Ordu Dernekler Federasyonu Başkanımız Sayın Sabri Çileli ve başkan yardımcılarla birlikte buradalar. Bugün zannediyorum Sabri abi yine İstanbul Kazan Bitkepçe. Çok değerli hocalarım, Dernek Öken Bey, Emin Sert Bey, çok değerli Federasyon Başkanımızın, Belediye Başkanım, gözümüz, kulağımız, basınımız, TV'dekinin sahibisi Akçay Bey, dernek başkanlarım, hanımefendi kardeşlerim, beyler, hepinize afiyet olsun diyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle bu programı düzenleyen, bizleri davet eden ve bu davete icabet eden hemşehrilerime teşekkür ederken, İstanbul Ordulular Ordu Derneğimizin başkanı ve yönetimine de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Emeklerine sağlık. Pazar gün bizi buraya kadar getirebiliyorsa gerçekten burada bu derneğimize vermiş olduğumuz, bu yönetime vermiş olduğumuz bir sevgi desteği, saygı desteği, bir araya gelmek bunu çok önemsiyorum. Biz birbirimizi aslında seviyoruz. Yani bir aradayız ve İstanbul'un çeşitli ilçelerinden, Ümraniye'den, Sultanbeyli'den, efendim daha uzak ilçelerimizden buradan arkadaşlar var. Bu bakımdan çok değerlidir bu katılımımız. Hepinize teşekkür ediyorum. Benim hocam çok güzel şeylere değindi. Aslında bugün benim 5. programım bu, ziyaret ettiğim. Bütün ordu derneklerimiz her biri farklı programlar yapıyorlar ve geleceğe dönük neler yapabiliriz, bunları konuşuyorlar. Yani genellikle işte yeni daha bir menfur cinayete kurban giden bir kızımız ve cehalinin olduğu ruh hali, durumu bizleri çok düşündürüyor. Onun için geleceğimize, çocuklarımıza çok iyi sahip çıkmamız lazım. Bu programları yapan derneklerimiz de var bugün. Bugünlerde gördüğümüz, gittiğimiz yerlerde. İyi çocuk, iyi insan yetiştirmek, önce ahlaklı insan yetiştirmek noktasında hepimize gayretler düşüyor. Hep gençlik diyoruz. Bundan sonra, bizden sonra kim temsil edecek burada? Kim gelecek? Yani bunları düşünürken İyi insan olabilen gençliğe yetişmemiz lazım. Bütün derneklerimizden başkanlarımızı isteyen öncelikle bu. Ordular olarak yine İstanbul'da en büyük etkinliğimiz bizim için artık sıradan olmaya başladı. Çünkü bugünlerde, geçtiğimiz günlerde ilk defa birincisini yapan illeri gördük işte. Kendilerinin buluşmasını. Ama biz 9. yaptık. Biz demek ki bir hayli mesafe kat etmişiz. Bizi İlk günkü heyecanımızın heyecanı bu son yaptığımız etkinliklerde göremiyoruz. Neden? Bizim için aslında alışa gelmiş hale geliyor. Kendi federasyon yönetiminde yaptığımız toplantıda yeni bir hikaye yazmamız lazım. Yeni hikayeler yazmamız diye söyledim arkadaşlarım. İnsana yatırım yapalım. Birçok derneğimiz, yine bize bağlı derneklerimiz insan yetiştirme noktasında, öğrenci yetiştirme noktasında burs bulma, burslandırma gibi çalışmaları var. Bunlara da ağırlık vermemiz lazım. Özellikle Ordu Dernekler Federasyonu biz bu konu üzerinde yoğun bir program yapıyoruz ve bu konu üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.
kültürümüz, sosyal, efendim, bunları da devam ettireceğiz. Önemli bir şey de siyaset kurumlarına henüz daha tam adet bulamadık. Yani yeterli derecede Ordulu hemşerimiz siyaset yapmıyor. Geçmişte derneklerimizin büyüklüğü sayısıyla, üyesiyle hedefleniyordu. Bir büyük deniliyordu, küçük deniliyordu. Ama bugün öyle değil. Bugün nitelikli olarak ne kadar işte siyaset yapan hemşerimiz var, bürokratımız var. Artık buraya doğru gidiyoruz. Ülkeyi, ilçeyi, bölgeyi siyaset yönetiyor. Siyaset kurumlarına da yönelmemiz lazım. Ordu dernekleri gerçekten 400 civarında büyük küçük bir derneğimiz var. Dernekçilikte son duvara geldi. Bundan sonra önümüz açılacak siyaset kurumudur. Siyaset kurumunda yukarıdan beklememiz gerekmiyor. Tabandan herkes kendi dünya görüşüne uygun siyasi partilerde, mahalle teşkilatlarında, ilçe teşkilatlarında görev alırsa yine tabandan bize düşüyor bu görev. Deprem bile yerden geliyor, aşağıdan yukarı vuruyor. Onun için biz de siyaseti tabandan tavana doğru götürmemiz lazım. Dernek başkanlarımızdan bunu da istiyorum, diliyorum. Tekrar katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, hayırlı akşamlar diliyorum. Ordu Başkanımız Sayın Sabri Çelebi Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz efendim. Ben Gürgentepe Federasyon Başkanımızdan başlayacağım. Böyle söz almak isteyen gerek Ordululukla, gerek İstanbul'daki Ordulularla ilgili gerekse fikir noktasında önerisi olacak dostlarımızın fikirlerini dinlemekten keyif alırız. Yani serbest kürsü bölümüne geçelim. Ahmet abi sizinle başlayalım, buyurun. Değerli dostlar, değerli kardeşlerim, hoş geldiniz. Bugün İstanbul Ordular Dernek Başkanı Sayın Murat Sayın Nefzinde yönetiminin bize ikramı olan bir yani adı ne olursun ister, çok olsun ister, namus olsun, onun etrafında birleştik. Bu güzel arkadaşlarımız gerçekten yani bu orduya, derneklerimize, hemşerilerimize sahip çıkan arkadaşlar. Bunlar aşina yüzler, bunlar fedakar insanlar. Bu insanlarla beraber yürüdüğümüz işlerde inşallah başarılı olurlar. Ben Gürgentepe Dernekler Federasyon Başkanı olarak, 4 ay önce kurulan Federasyon Başkanı olarak bu işe girdik. İnşallah yakında yapacağımız kongrede ya devam ederiz veya kalırız ama bu insanları seviyorum. Gürgentepe'mi, korkumunu, yurdumu seviyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar dilerim. Necip Fazıl Üstad diyor ki insan sevme hissini israf etmemeli. Kim daha iyiyse onu sevmeli diyor. Biz buradaki sevme hissini ordulara, ne kadar ordulu varsa onlara harcıyoruz. Sınırsız bir harcamamız var. Sabri Başkan'ın dediği gibi Sultanbeyli'nde başlayan Çekmeköy, oradan Ulubeyliler Derneği'nin kongresiyle bir de hastanede bir ordulu kardeşimizi ziyaret ederek buraya geldik. Biz dediğim gibi bu sevme ordulara kullanıyoruz, sınırsız kullanıyoruz. Onların olduğu her yerde birlikte olmak, buluşmak istiyoruz. Abdülkadir Kaca, ben avukatım, Ordu Dernek Arkadaşı Başkanı'yla yazıyorum bugüne. Değerli Başkanım'a bugün bir ikram için teşekkür ederim değerli yönetime. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Federasyon Başkanı, değerli hanım. Allah Celle bizden birlik beraberlik olmayı, bir olmayı, bölünüp parçalanmamayı, eğer bölünüp parçalanırsak da gücümüzün gideceğinden bahsediyor. Ben bu ayeti her yerde okuyorum. Belki diyen olabilir ki ya bu ayetten başka bir şey söylemiyorsunuz. Hep birlik beraberlikten bahsediyorsunuz. Çünkü
birlik beraberliğin en temel şartlarını Allah zaten kendine verir demiş. Bize bir hocamız aramıza dil, ırk, siyaset ve meslek görüşü koymadan hep birlikte hareket edeceğiz. Ancak böyle başarı elde edebiliriz. İnfak denen bir olgu var. Hocalarımız bilir bunu. İnfak demek köprü demek. Yani gönülden gönüle. Yani gönülden vermek. Buradaki bütün herkes, sivil toplum kuruluşlarımız, özellikle ordular, gönülden vermeyi çok seviyor, gönülden yardım etmeyi çok seviyor. Gönüllülük esasına dayalı çok iyi çalışıyorlar. Bu gönüllülük esasının tamamen ileriki zamanlarda daha güçlü, daha kuvvetli bir birleşime sebep olması dileğiyle hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, yine aramızda hem 52 Artı Ofisi Genel Koordinatörü hem de Melekten Esen Rüzgar programının sunucusu ve yapımcısı Sedat Ünler vardı. Sedat kardeşim Türk Halk Müziği sanatçısı. Ona da hoş geldiniz. Ertuğrul Başkan, Emin Başkan, Cengiz abi. Şöyle mikrofonu dolaştıralım dinleyen dostlara. Bakma Melekli Melekli. Bakma ya şöyle bir bari. Bakın Melekli işte. Melekli demez akıllı. Sevgili hemşehrin, hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle ben de önem arz eden sevgili başkanım Murat Başkanım ve yönetimini tebrik ediyorum. Allah bereketlerini artırsın diliyorum. Ordef Başkanım, Akkuşlar Rektör Federasyonu Başkanım, Gürgen Köyü Federasyonu Arun Başkanım ve Ataşehir Orgular Derneği Yönetim Kurulu, sevgili TV52'nin sahibi İsa Bey, değerli Kamu Çalışanlar Dernek Başkanı, aynı zamanda yol arkadaşım. Birbirine değerli, yine hep insan sevdiğini unutur derler ya, ev sahibi olduğu için tutuyoruz. Büyük Vurgular Dernek Başkanı, sevgili kardeşim Şener Gündüz. Şimdi şu var sevgili dostlar, yemeğimizi yedik, ikramlarımı yaptık, çayımızı içtik. Maalesef birbirimizi dinlemesini becermiyoruz toplum olarak. Bu sadece burada değil. Bu bir kanayan yaramız ama hoş bir durumda değil açıkçası. Ya arkadaşlar burada konuşan arkadaşlarımız dinlemek kadar saygılı, hakikaten sanal ayırmak 5 dakika 10 dakikamız ayırır. Buna biraz toplum olarak riayet etmemiz gerektiğini diye düşünüyorum. Çok özür diliyorum, yine aramızda Ezerter Edermek Başkanımız var. Sevgili Hayati, dün akşam Şişli'de Oğuzlulara yakışır, hakikaten örnek bir dernekçilik çalışmasını ortaya koydu. Geldi mi İsa Bey bilmiyorum, izledim bilmiyorum. Beğendim değil mi? Hakikaten kültür böyle yapılır diye düşünüyorum. Kendimi tebrik ediyorum. Hoş geldin sen de kardeşim. Şimdi Ataşehir Ordular Dernek Başkanı olarak İstanbul Ordular Dernek Başkanımız bizim kardeş derneğimiz. Bende ayrı bir yeri var. Şenol Başkan'ın onunla. Gerçekten. Vaktimiz de yoktu ama vakit ayırdık. Burada bulunduk. Bulunmaktan da olur gurur duyuyorum. O bizim etkinliğimizde hiçbir zaman eksiltmiyoruz. Sen keza öyle Şenol, ara sıra kaytarsan da. Bir olmak, beraber olmak güzel şeyler. Önemli olan toplumda orta noktayı bulmak çok önemli. Yani bazı konuları, hakikatenleri, yani icraatlarıyla bu ortaya geliyor. İnşallah Cenab-ı Allah bu insanların adetini çoğalsın. Ben onu ümit ediyorum. Biraz eksiklerimiz var. Bazı tabii dernek başkanlarını tenzih ediyorum ama bu dernek başkanlığı önüne gelen dernek başkanı seçilebilir, olabilir, yapabilir. Fakat dernek başkanı her adam olamaz bana göre. Açık öyle söylüyorum. Yani yaptığı işi çok affedersin adam gibi yapması lazım. Emek harcıyorsa adam gibi yapması lazım, onun altına da imza atıyorum. Onun için lütfen bir olalım, beraber olalım. Bir olmayınca beraber olmayınca maalesef parçalanır, yok olur gideriz. İki yakamızla bir araya gelmez. Bazı şeyleri toplumda maalesef bu 2000 senesine kadar çok iyiydik. Bayağı iyiydik. 2000'den sonra ayrıştık. Ayrıldık. Anlatabiliyor muyum? Ya şimdi Şenol Başkan AK Partiler var. Burada bir AK Partiler üyesi var. Bizim hemşehrimiz. Ben Ataşehir'deyim. Bir hemşehrimiz var. Ataşehir Belediye Başkan Danışmanıyım. Oradayım. Hiçbir zaman, hiçbir gelene, hiçbir arkadaşıma demedim ki senin partin nedir diye sorun. Bu böyle bir şey nezaketsizlik olabilir mi? Ya bu ordulu yani. İhtiyaç sahibi ve orada emek verici. Onun için lütfen aklımızı başımıza alalım. Onun için sizden ben istirham ediyorum. Bildiğimiz beraberliğimiz daim olsun diyorum.
Başkanımız tekrar teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Ben hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Birkaç gündür Ordu'nun adı maalesef başkanımız, tabi başkanımız da işaret ettiği gibi bir olumsuz hadiseyle zikrediliyor. Duyarlılık, farkındalık ve sorumluluk. Üç kelimeden hediye olarak bu akşamdan benden kalsın. İlk duyarlı olacağız. Şimdi hep o ekranda gördük. Arkasından takip ediyor kameralar. Kaç tane göz gördü acaba o kişiyi? Belki duyarlı olabilseydik tehlikeyi önleyebilir miydik noktasında. Bu etrafımızda olan birçok hadiseler var. Ben acizane 20 yıla yakın bir konu üzerinde çalışıyorum. İnsani ve sosyal gelişim diye. Kim ne katkı sağlayabilir noktasındaki Tehmi abinin şeyinde ben ne katkı sağlayabilirim noktasında. Ben ne yapabilirim? Bir eğitimci olarak çocuklarımızın eğitim ve kariyer planlamalarında yardımcı olabilirim. Ailevi gelişim noktasında ailelerimiz çok ciddi tehlike altında. Hem aile içi iletişim noktasında hem vefat sonrası miras paylaşırken kardeşler ve aile dağılıyor şu anda. Öyle bir tehlikemiz var. Ailevi gelişim noktasında. Kurumsal gelişim noktasında kurumlarımız var. Bu kurumlarımızın daha iyi olması noktasında bazı katkılar sağlayabilirim. Toplumsal gelişim ve küresel gelişim diye devam eden bir sürecimiz var. Biz en mukaddes emanetin sahibiyiz. Kendimizi, dünyadaki yerimizi çok iyi bilmemiz lazım. Burası bir hemşehriler meclisi. Sebepsiz hiçbir şey olmazmış. Sağ olsun Murat Başkanım. Güzel de bir mesaj paylaşmıştı. Ben de bu taraftaydım. Aslında toplantıya gelmek üzere çıkmamıştım. Onun için kusura bakmayın halim, ahvalim. Kaç tane olmadan aile ziyaretine geldim. Ama burası da bir aile meclisi. Önemli olan kalplerimiz, gönüllerimiz ve ruhumuz. İşte bu duyarlılığımız, farkındalığımız, etrafımızda olup biten hadiselere bir farkındalık geliştirmemiz lazım. Bir de sorumluluğumuzun her yerde, şu yolda bir taş gördüğümüzde, araba yolunda geçenden bir tane çöp kutusu yuvarlanmış, bir araba ondan kaçarken gidip başka bir arabaya çarpabilir. Onu oradan almak bir sorumluluktur. Hem de imanın bir şubesidir. Yani bu bana zarar vermiyor dediğimiz şey bir başkasına bir şekilde zarar verecektir. Bunun farkında olmamız lazım diyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Değerli başkanlarım, kıymetli dernek başkanları, başkan yardımcılarım, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Benden önceki değerli arkadaşlarımız, başkanlarımız, sivil toplum kuruluşların, derneklerin birlik ve beraberliğimizin önemine vurgu yaptılar. Ben burada küçük de olsa farklı bir yönden birkaç şey anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi sivil toplum kuruluşları gelişmişlik ölçtük. Evet, İstanbul'da bizde yaklaşık 360'a yakın derneğimiz var. Bu anlamda da Ordu'nun aynı nispetle gelişmişlik ölçtüğü diğer illere göre daha üst seviyede olduğunu hepimiz müşahede ediyoruz. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Birlik ve beraberlikten bahsederken biz ne yazık ki 360 derneğimizin henüz birlik ve beraberliğini sağlamakta yeterli olamadığımızı görüyorum. Bakın arkadaşlar, seçim şu anda bize uzak görünse dahi o kadar yakın olduğunu hepimizin bilmesi lazım. Daha şimdiden bunun çalışmalarını başlatmamız ve bununla ilgili bir reaksiyon göstermemiz lazım. Emin olun, o zaman çok hızlı geçecek ve biz yine aynı şekilde geçmişte olduğu gibi ne yapacağımızı, ne edeceğimizi bilmeden bu süreci geçireceğiz. Bakın, bazen Federasyon Başkanım ve bizler, işte Ordu Dernekler Federasyonu'nda ben de görev alıyorum.
beraber bir yerlere gidiyoruz. Birçok dernek arkadaşımızla beraber orada işte gittiğimiz yerlerde karşılıklı görüşlerimizi istişare ediyoruz. Onları ortaya koyuyoruz. Fakat şunu da görüyorum. Gittiğimizde arkadaşlar sanki bir belediye başkanını veya bir büyüğü bulduklarında taleplerini ortaya koyarken sadece kişisel taleplerini ortaya koyuyorlar. Gidiyor diyor ki benim köyümün yolu eksik, şunu ne yaparız? Ya buraya bir bütün olarak gidilmiş. Burada bunu ifade edecek şey kimdir? Federasyon başkanları veya en üstteki diğer şeylerdir. Gittiğimizin özü nokta atışı olmak. Aynı bir nişangah gibi düşünün, sıfırdan 12'ye kadar değerler. Biz artık ondan yukarı değerlendirebileceğimiz nispette taleplerimizi ortaya koymamız lazım. Bu küçük talepler, bu küçük kişisel talepler bizim ortaya koyacağımız ana hedefimizi o kişiye iletmemize ne yazık ki mümkün olmuyor ve değerlendirmeye alınmıyor. Ben hepinizden dernek başkanları olarak, dernek yöneticileri olarak bundan sonraki süreçte artık bu seçim sürecine de dikkate alarak taleplerimizi ordular olarak İstanbul'da hak ettiğimiz nüfusumuza oranla, hak ettiğimiz ekonomiden, siyasetten payımızı almak için bu taleplerimizi lütfen birleştirerek hareket edelim ve bundan sonraki süreçte İstanbul'da yerimizi alalım diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet, sayın başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Ordular Derneği Genel Merkezi kendi midemize hitap ettiler. Midemize hitap ettiler. Ondan sonra benim değerli konuşmacılar gönlümüze hitap ettiler. Ama günün finalinde benim ordunun milli marşıyla final yapalım istiyorum ben hep beraber. Gülay Hanım, Gülay Yılmaz Özakan. Türkan Müziği sanatçımız. Güzel Hanım'la ordunun milli marşıyla efendim. Şenol Başkan. Evet, Şenol Başkan'a da söz verelim. Sayın Federasyon Başkanım, kıymetli Federasyon Başkanı arkadaşlarım, bizleri buraya bir araya toplayan Murat Başkanımıza ve yönetime teşekkür ediyorum. İstanbul'da göz bebeğimiz olan tek bir ordulu belediye başkanımız var. Ben belediye başkanımızın sizlere selamını getirdim. Bu akşam belediye başkanımız buraya gelecekti ama İçişleri Bakanı evime geldiği için buraya katılamadı. Ve başkanımızın sizlere selamı var. Ben de yine programı düzenleyen Murat Başkanı'na yönetime teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, İlhan. İstek var. Kıymetli başkanlarım, değerli hemşehrilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Murat Başkanım'a ve ekibine teşekkür ediyorum ikram ve organizasyon için. Benim çok fırsatım olmaz böyle ortamlara katayım. Yani şimdi çok mutluyum. Sen içinde olmayı genelde pazar günleri, hafta sonları orada olurum. Bugün burada olmak nasip oldu. Çok da mutlu oldum. Katıldığım programlardan çok da keyif aldım. İnşallah bundan sonra sık sık bir araya gelebilme imkanı bulurum. Zira herkesin vurgusu ortak ordunun paydasında buluşup birliktelik beraberlik içinde daha güçlü bir ordu yaratabilmek. Biz de bu ordu üzerimize ne düşüyorsa hem şahsım olarak hem de kurum olarak her zaman gece gündüz varız, ne düşüyorsa da yaparız üzerimize diyelim. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Evet, o zaman hep birlikte Gülay Hanım'la birlikte ordunun denelerini söylemeye hazır mıyız? Evet, sevgili değerli belediye başkanı Deniz Bey, tüm dernek başkanlarımıza hoş geldiniz. Şerefler verdiniz diyoruz. İkramları için de değerli başkanımız Murat Şahin Bey'e de teşekkür ediyoruz. Hanım arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Hadi böyle bir ben durun denelim diyelim. Demeye çalışayım. Ordunun dereleri aksa yukarı atsam, ordunun dereleri aksa yukarı üstüme kalksa sürmeli
birbirinden değerli dernek başkanlarımıza, federasyon başkanlarımıza saati şehirden bile kalkıp buraya gelmişler. Ne kadar güzel. Sultanbeyli'den buraya gelmişler. O yüzden hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Son sözü Murat abi söylesin isterseniz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, söylediğim gibi İstanbul Ordular Derneği bütün ordularım yuvasıdır, ocağıdır. Onun için tüm ordulara her zaman, her vakitte, tez vakitte burada görmek istiyoruz. Hepinize ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Hürmetle sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, karşıya giden varsa Ertuğrul Başkanların araçlarında bir sahip yer varmış. Gitmek isteyen dostlar. Ertuğrul Başkan'a. Bir dakika abi. Özür dilerim. Ya Rabbi bizleri burada buluşturduğun gibi Peygamber Efendimizin Livaül Ham sancağının altında da buluşmamızı cümlemize nasip eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Hastalarımıza şifalar, dertlerimize devalar, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Sen ne tutuyorsun onu? Geçmişlerimizden... Çalışmıyor ki. Çalışıyor. Geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, sen Rahimsin, Rahmansın. Gurbet ellerde memleketin havasını devam ettirmek üzere burada buluşan kardeşlerimizin gönüllerini de kalplerini de buluşturduğun gibi bulunmamız gereken yerlerde bulunmak, bulunmamamız gereken yerlerden de uzak olmak ve razı olacağım bir hayatı cümlemize nasip ve müyesser eyle. Hüsnü hal ve hüsnü akıbetler nasip eyle. Geçmişlerimize rahmet, dertlerimize deva, borçlarımıza eda. Rahmetin ve mağfiretinle son nefesi vermek üzere buyurun bir kelime-i şehadet getirin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapamayı cümlemize nasip eyle. İlahi Teala Fatiha.
Olduğu ruh hali, durumu bizleri çok düşündürüyor. Onun için geleceğimize, çocuklarımıza çok iyi sahip çıkmamız lazım. Bu programları yapan derneklerimiz de var bugün. Bugünlerde gördüğümüz, gittiğimiz yerlerde. İyi çocuk, iyi insan yetiştirmek, önce ahlaklı insan yetiştirmek noktasında hepimize gayretler düşüyor. Hep gençlik diyoruz. Bundan sonra, bizden sonra kim temsil edecek burada? Kim gelecek? Yani bunları düşünürken iyi insan olabilen gençliğe yetiştirmemiz lazım. Bütün derneklerimizden başkanlarınıza isteğim öncelikle bu. Ordular olarak yine İstanbul'da en büyük etkinliğimiz bizim için artık sıradan olmaya başladı. Çünkü bugünlerde, geçtiğimiz günlerde ilk defa birincisini yaptık. Yine tabandan bize düşüyor bu görev. Deprem bile yerden geliyor, aşağıdan yukarı vuruyor. Onun için biz de siyaseti tabandan tavana doğru götürmemiz lazım. Dernek başkanlarımızdan bunu da istiyoruz, biliyoruz. Tekrar katıldığınızdan dolayı teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, hayırlı akşamlar diliyorum. Oh, next to